Merhaba, bu videoda sizlere Python'daki SciSpy kütüphanesini kullanarak doğrusal bir optimizasyon problemi nasıl çözülür onu anlatmaya çalışacağım. Ele almış olduğum problem Operations Research A Practical Introduction kitabında yer verilen bir problem olacak. Bu problemi çözmek için SciSpy kütüphanesinden yararlanacağız ve en iyi çözümü bulduktan sonra da grafiğini çizerek en iyi çözümü grafik üzerinde de göstermeye çalışacağız. Ve buradaki anlatılan diğer problemlere ilişkin çözümleri, Python çözümlerini ilerleyen videolarda paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik sadece grafik çözümünü yapacağız. Ele alacağımız problem grafik çözümleri bölümündeki ilk problem. Yani bizim çözeceğimiz problem bir maksimizasyon problemi ve gösterecek olursam şuradaki z eşittir 3x1 artı x2 ile başlayan amaç fonksiyonuna sahip olan problem ve buna ait 3 adet kısıtı var ve karar değişkenlerinin de sıfırdan büyük olma şartı var ve problemi ele alarak çözmeye çalışacağız. İlk önce bir Jupyter Notebook açıyoruz. Jupyter Notebook'ta ben amaç fonksiyonunu ve katsayıları gösterecek şekilde hücreler oluşturdum. İlk hücrede amaç fonksiyonunun bir maksimizasyon olduğunu söyledim. Ve karar değişkenlerimiz x1, x2 diye devam ediyor. Ve n tane karar değişkenimiz var. Ve karar değişkenlerinin önündeki katsayılar c harfiyle ifade edildi. Kısıtlara geçecek olursak, kısıtlarımızda da kısıt sayısı kadar satırlarımız var. Ve birinci kısıttaki birinci karar değişkenine ait katsayımız a11. Birinci kısıttaki ikinci değişkenimize ait katsayımız a12 şeklinde gösterilir. Ve sağ yan değerleri de b1, b2 ve kısıt sayısı kadar devam eder. Ele alacağımız problemdeki az önce PDF'de gösterdiğim gibi veriler bu şekilde. Bir maksimizasyon problemi çalışacağız ve 3x1 artı x2 fonksiyonunun maksimum noktasını bulmaya çalışacağız. Bunu bulurken de göz önüne almamız gereken kısıtlarımız x2 küçük eşittir 5, x1 artı x2 küçük eşittir 10, x1 eksi x2 küçük eşittir 2. Ben burada 3. kısıt için şöyle bir dönüşüm yaptım. Burada eksi x1 artı x2 büyük eşittir eksi 2 demiş. Ama daha kolay kullanımı olsun diye ben bu iki tarafı da eksiyle çarpıp şu işaretin küçük eşit olmasını sağlamaya çalıştım. Ve x1 ve x2 değişkenlerinin sıfırdan büyük olma şartları var. Şimdi burada problemi çözmek için ilk önce kullanacağımız kütüphaneleri çağıralım. İlk kullanacağımız kütüphane NumPy kütüphanesi. NumPy kütüphanesi sayesinde biz matris işlemlerini, matematiksel işlemleri çok kolay, hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Ki zaten optimizasyon problemlerinde, özellikle doğrusal optimizasyon problemlerinde matrisler sıkça kullanılır. İlk önce NumPy kütüphanesini çağırdık. İkinci kütüphanemizde zaten kullanacağımız en önemli kütüphane SciSpy kütüphanesi. Onun içerisindeki Optimize modülündeki Linear Programming fonksiyonunu çağıracağım. From SciSpy nokta optimize import Linear Programming fonksiyonunu çağırıyorum. Ve daha sonra değişkenlerimi tanımlayabilirim. Daha doğrusu katsayılarımı tanımlayabilirim. İlk katsayılar kısıtlara ait olan katsayılar. Bunları büyük A değişkeniyle göstereceğim. Ve bunları bir NumPy dizisi olarak kaydedeceğim. NumPy np.array yani NumPy dizisi içerisine kısıtlarımın matrisini girmeye çalışacağım. 3 adet kısıtım olduğu için, 2 adet değişkenim olduğu için bu 3'e 2 bir matris olacak. Yani iç içe matris, iç içe diziler olacak ve 3 tane satırı 2 tane sütun olacak. İlk kısıtımda x1 değerim 0, x2 değerim 1. İkinci kısıtımda x1 değerim 1, x2 değerim 1. Üçüncü kısıtımda x1 değerim 1. x2 değerim -1. Bunu bu şekilde tanımlamış oldum. Ve sağ yan değerlerini de b değişkeniyle
tanımlayayım. Yine aynı şekilde bu bir NumPy dizisi. Ve bu tek boyutlu bir dizi. Çünkü tek vektörü var. Ve bu vektörde 5, 10 ve 2 değerlerinden oluşuyor. 5, 10 ve 2. Dolayısıyla burada 3'e 2'lik bir dizi ve 3'e 1'lik bir başka dizimiz var. Daha sonra bizim C'de değerinde tutacağımız şey ise amaç fonksiyonumuzdaki karar değişkenlerimizin katsayıları. O da aynı şekilde bir vektör. Onu da tek boyutlu bir dizi olarak kaydediyorum. NumPy array 3 ve 1 katsayılarına sahip. Ve şimdi problemimizi doğrusal programlamayla çözebiliriz. Bunun için önce bir tanımlama yapıyorum. Sonuç eşittir. Yani bizim amaç fonksiyonumuz çözüldükten sonra elde edeceğimiz sonuç eşittir. Linear programming fonksiyonunu çağırıyorum. Ve bununla ilgili parametreleri görmek için Shift ve Tab tuşuna basıyorum. İlk önce benden C'yi soruyor. C bizim tanımladığımız gibi, burada tanımladığımız gibi amaç fonksiyonundaki katsayılar. Amaç fonksiyonundaki katsayıları biz zaten C değişkeniyle tanımlamıştık. C eşittir C diyorum. Ve daha sonraki parametremiz A upper bound. Yani A değişkenlerimiz ki onlar kısıtlarımızdaki katsayılardı ve upper bound dediği de eğer bizim sağ yan değişkenimizin önündeki küçüklük büyüklük ifadesi küçük eşittirse bunlar upper bound'umuz yani üst limitlerimiz. Dolayısıyla A alt tire upper bound eşittir. Bizim zaten bütün kısıtlarımız upper bound'a sahip olduğu için A'nın tamamını ben A upper bound olarak kaydettim. Dolayısıyla burada A equality yani eşitlik kısıtı olmadığı için onları henüz tanımlamadım. Tanımlamama da gerek yok. Yine aynı şekilde B upper bound yani B değerleri de upper bound olduğu için B eşittir. B alt tire upper bound eşittir B. Dolayısıyla A, B ve C'mizi tanımladık. Şimdi sırada hangi yöntemi kullanacağımız var? Burada metot olarak interior point'i kullanmış. Biz burada simplex metodunu kullanalım. Metot eşittir simplex. Bir diğer vermemiz gereken parametre de bounds. Yani bizim x1 ve x2'miz hangi aralıkta çözüme sahip olacak? Onu vermemiz gerekiyor. Bounds eşittir. Tabi bunların sıfırdan büyük olduğunu belirtiyoruz ve sıfırdan büyük olsun yukarısı önemli değil diyoruz. Ve böylece başka var mı diye bakalım. Vermediğimiz bir parametre var mı? Evet, options yani çözümle ilgili bazı ayarlamalar onlara çok gerek yok. Ve bu şekilde problemimizi çözmesini istiyoruz. Şimdi çözüme ulaştı. Sonuç bizim çözümümüz. Ve sonuç içerisinde bir takım değerler var. Onları yazdırmasını istiyorum. Sonuç nokta. Function dediğimde yani sonuç fonksiyonu artık çözülen sonuç fonksiyonu kaç olarak bulundu? Onu ver dediğimde 0 verdi. Çünkü SciencePy'in içerisindeki doğrusal programlama minimizasyon olarak çalışır. Ve burada bulduğu değer yani şu fonksiyonun maksimum değerini 0 olarak buldu. Çünkü biz ona maksimum problem olduğunu söylemedik. Bunu basit bir şekilde aslında katsayılarımızın önüne eksi koyarak çözebiliriz. Yani biz eksi katsayılarla çalıştığımızda aslında minimizasyon problemini maksimum probleme çevirmiş oluruz. Şimdi bu şekilde çözmesini isteyelim. Evet. Şimdi eksi 22 sonucunu verdi. Yani bizim fonksiyonumuz 22 noktasında maksimum oluyor. Şimdi burada zaten fonksiyonumuzu ters çevirdiğimizde
Yani koordinat düzleminde tam aynası şeklinde tersine çevirdiğimizde en iyi noktamız bu sefer maksimumda olacak. Buradaki eksi 22 alt tarafta koordinat sisteminin alt tarafında eksi de olduğu için bizim minimum problemimizin çözümü eksi 22. Aynı şekilde maksimum problemimizin çözümü de artı 22 olacak. Sonuçta bulduğu x değerlerini yazdırmak istersek 6 ve 4 olduğunu görürüz. Yani x bir değeri 6 olarak bulundu. X 2 değeri 4 olarak bulundu. Ve bu 6 ve 4'ü zaten fonksiyona verdiğimizde 6 çarpı 3 artı 4 22 değerini buluruz. Şimdi yapacağımız şey bu bulduğumuz sonuçları grafik üzerinde nasıl gösterebiliriz? Python'da grafikleri gösterme aracı Matplotlib kütüphanesi. İlk önce onu çağıralım. Import matplotlib.pyplot splt olarak çağıralım. Ve burada bizim kısıtlarımız 3 tane olduğu için 3 tane grafik çizdirmemiz lazım. Ancak bu grafikleri çizdirirken x eşittir y ya da y eşittir ax artı b şeklinde yazdırmamız gerekiyor. Onun için ben şuraya bir bilgi notu yazayım. Bunun için Markdown seçeneğini seçtim. Ve birinci grafik diyeyim. Bunu LaTeX'teki bir formül olarak yazacağım için dolar işareti içerisine aldım. Ve birinci grafiğim benim aslında x1 artı 0x1 artı x2 eşittir 5 grafiği. Ve burada x2'yi y olarak düşünürsek y eşittir 5 eksi 0x1 grafiğini çizdirmem gerekiyor. Y eşittir 5 eksi 0 çarpı x1. Burada burada x1 değişkeni olmasa da onun katsayısının 0 olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde ikinci grafik için formülasyonumu yazmam gerekirse yine 2 dolar işareti arasına alıyorum ve x2'ye y dedik. Y eşittir 10 eksi x1 diyorum. Y eşittir 10 eksi x1. Ve üçüncü grafiğimde benzer şekilde y eşittir x1 eksi 2 olacak. Y eşittir x1 eksi 2. Bu çalıştır dediğimde bunu aşağıya alıyorum ki grafik çizerken ihtiyacım olacak. Evet, burada durabilir. Şimdi birinci grafiğim y eşittir 5 eksi 0 x1 grafiği. Bunları çizdirebilmek için ilk önce x değerlerini vermem gerekiyor. Örneğin 10 tane x değerimiz olsun. Bunu da büyük x ile gösterelim. Büyük x eşittir. Burada NumPy kütüphanesi içerisindeki lin space fonksiyonunu kullanacağız. Lin space formülü başlangıcıyla sonu arasında eşit aralıklı kaç tane sayı üretmek istiyorsak kullanacağımız fonksiyon. Biz örneğin 0 ile 10 arasında 10 adet eşit aralıklı sayı üretmesini isteyelim. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar, 10'a kadar sayı üretmesini isteyelim. Ve bunlar benim deneme x değerlerim olsun. Ve birinci grafiğimin y'sine y1 diyeyim. Ve formülasyondan yazayım. 5 eksi 0 çarpı x. Burada sıfırın önemi çok önemli. Çünkü x aslında bir dizi. Ve x'in bütün elemanlarını, daha doğrusu 5'i x'in bütün elemanlarından çıkarttığım zaman x dizisindeki eleman sayısı kadar 5'e sahip olmuş olacağım. Gösterecek olursam y1'i yazdır dediğimde. Yani burada 10 tane 5 sayısını görmem gerekiyor. Diğer türlü y1'i eğer sadece 5'e eşitleseydim, örneğin şu şekilde olduğu gibi, y1 eşittir 5 diyecekti. Halbuki benim 10 tane 5'e ihtiyacım var. Bunun için de
eksi 0 çarpı x diyorum. Ve 10 tane 5 sayısını yan yana yazdırıyorum. y1'i yazdıktan sonra y2'ye geçelim. y2 eşittir 10 eksi x olacak. y3 eşittir x eksi 2 olacak. Dolayısıyla 3 tane grafiğimin formülasyonunu yazmış oldum. Şimdi bunları matplotlib sayesinde grafiğe dökelim. İlk önce plt.plot diyorum ve y1 grafiğini çizdiriyorum. X değerlerinden ve y1 değerlerinden oluşacak. Bunun etiketine yani label'ına şuradaki formülasyonu yazayım. Çünkü birinci grafiğimizin formülasyonu buydu. İkinci grafiğimiz için de aynı şeyi yapıyorum. Şuraya kopyalayayım. Burası y2 olacak. y2'nin formülasyonu da burada olacak. Bu etiketi böyle yazmak zorunda değiliz. Bu grafikte herhangi bir şeyi etkilemeyecek. Sadece ismi bu şekilde olacak. Tekrar şunu kopyalayayım. Ve y3 grafiğinde şuradan kopyalayayım. Daha sonra 3 tane çizgiden oluşan grafiğimiz şu anda çizilmiş. Yani bu hücreyi çalıştırırsak çizilmiş olacaktı. Ancak bunları biraz daha süslemem gerekirse öncelikle şu label'ları göstermesi için legend fonksiyonunu kullanıyorum. Dolayısıyla artık label'ları da gösterecek. Daha sonra ben aslında x ve y için bir isimlendirme yapacağım. Yani x label x1 olacak. Y label da x2 olacak. Y yerine x2 olacak. Evet, bunu bu şekilde bir çalıştıralım. Grafiğimizi görelim. Evet, gördüğünüz gibi mavi, turuncu ve yeşil olacak şekilde 3 tane grafik, çizgi grafiği çizdirdi. Ben bunun görüntüsünü biraz daha düzeltmek ve daha belirgin hale getirmek için klasik bir çizim yapayım. Plot.style.use fonksiyonuyla klasik bir çizim yapalım. Evet, kırmızı, yeşil ve maviden oluşan grafiklerimizi çizdirmiş olduk. Şimdi buraya ayrıca bizim bulmuş olduğumuz şu 6 ve 4 noktalarını scatter plot olarak ekleyebiliriz. Onu da ekleyelim. Plot.scatter 6 ve 4'ü şu şekilde çekebiliriz. Sonuç.x'in 0. elemanı virgül sonuç.x'in 1. elemanı ve bu da oraya bir nokta koyacak. Evet, gördüğünüz gibi şu noktada ben en iyi değeri buldum diyor. Bir de amaç fonksiyonunu çizdirebiliriz. Amaç fonksiyonumuz da 3x1 artı x2 idi ve bunu 22 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 22 eşittir 3x1 artı x2 ve x2'yi yalnız bırakırsak 22 eksi 3x1 olarak y grafiğini çizdirmemiz gerekiyor. Şuraya yazacak olursak amaç fonksiyonu grafiği. Y eşittir 22 eksi x1. Bu da bizim amaç fonksiyonumuz. Y eşittir 22 eksi x1. Bu grafiği de şuraya çizdirelim ve onun adına da y4 diyelim. 22 eksi x olacak. Bunu da çalıştıralım. Ve y4 grafiğini de şunları kopyalayacak şekilde alalım.
Y4 grafiği formülü de şuradaki. Çalıştır dediğimde 22 eksi x1 grafiği aslında şunu kesmesi gerekiyordu. Bir yerde yanlış yaptık. Z'ye 22 verdiğimizde x2 eşittir 22 eksi 3x1 olacaktı. Pardon. Burası 3 çarpı x1 olacak. Aynı şekilde şurası da 3 çarpı x olacak. Bunu güncelliyorum. Şurayı da güncelleyeyim. Şunları da çalıştır dediğimde. Evet, o noktadan geçmesi gerekiyor. Çünkü bu amaç fonksiyonumuz bulduğumuz değerin üzerinden geçmek zorunda. Tabii bu amaç fonksiyonu farklı şekilde gösterebiliriz. Tam çizgi olarak değil de noktalı çizgi yapabiliriz. Onun için de line star eşittir dashed diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi daha güzel bir görüntü elde ettik. Hatta şuraya daha şöyle diyebilirdik. Z eşittir 3 x1 artı x2. Biraz daha görüntüyü kırpacak olursak ki zaten 0'a 0 noktasından başlamasını istiyoruz grafiğimizin. Onu da tanımlayalım. Onu da şuraya tanımlayalım. PLT nokta x limit, yani x'i limitlendir. Sol başlangıç noktası 0 noktası olsun. Sağ bitiş noktası önemli değil. Yine aynı şekilde y'yi limitlendir. Aşağıdan başlangıç noktası 0 olsun. Yukarıdan bitiş noktası da 10 olsun. Evet, böyle bir grafiğimiz oldu. Dolayısıyla şimdi bunu aslında daha güzel bir şekilde, yani bizim olurlu çözümümüzü, olurlu bölgemizi göstermek için şöyle Paint'e kopyalıyorum ben bunu. Paint'te olurlu çözümümüzü göstermeye çalışalım. Bir defa burada alacağımız bütün değerler bu grafiklerin altında olması gerekiyor. Çünkü bütün kısıtlarımız küçük eşittir kısıtı. Yani kısıtların altında kalması gerekiyor. Gösterecek olursam şu yeşil grafiğin altındaki yer, mavi grafiğin, mavi çizginin altındaki yer, kırmızı çizginin şu tarafındaki yer, çünkü bundan küçük değerleri almam gerekiyor. Yani 2'den başlayıp şu tarafa doğru giden çizginin küçük değerlerini almam gerekiyor. O yüzden şu tarafındaki yer. Bunları şimdi birlikte boyamaya çalışalım. Maviyi şurada bir durduralım ki boyadığımız yerler taşmasın. Evet, siyah olarak şuradan kapatıyorum. Şuradan da kapatıyorum. Ki dolgu aracını kullandığımda şuraların dışarısına taşmasın diye. Yoksa şu şekilde devam ediyor aslında. Evet, dolgu aracını alıyorum. Ve ilk önce kırmızı çizginin yukarısında kalan alanı tarayacağım. Onun için kırmızı rengi alıp boya aracını %5 olacak şekilde noktalarla boyuyorum. Yani kırmızı alanın sadece kırmızı grafik olsaydı bizim için olurlu çözüm bölgesi olacağını söyleyebiliriz. Ancak bizim elimizde mavi grafik ve yeşil grafik de var. Şimdi bu iki grafik için de tekrar boyamalarımızı yapalım. İlk önce yeşil için tekrar yeşili biraz daha fazla noktalarla dolduracağım. Şuradan itibaren alacağım. İlk önce şurayı taradım. Şurası da tarandı ve de şurası da tarandı. Tabii şuradaki
Çizgi biraz kaybolur gibi oldu. O yüzden onu bir yenilemek istiyorum. Mavi çizgiyle onu yenilemek istiyorum. Düz renk. Şurası mavi olsun. Hatta şuradan itibaren mavi. Şuradan da yapabiliriz. Aynı şekilde şurayı da güncelliyorum. Çünkü şuradaki çizgi de kayboldu. Bunlar hep boya aracının taşmaması için. Diğer bölgelere boyama yapmaması için. Şimdi artık mavi boya aracını seçip maviyi biraz daha yüksek oranda noktalarını doldurabilirim. Evet, mavinin altında kalan alanı seçeceğim. Dolayısıyla şurayı seçeceğim. Şurayı seçeceğim. Şurayı seçeceğim ve de şurayı seçeceğim. Aslında şuralar da var. Daha önce söylediğim gibi. Şimdi çözümümüzü yorumlamamız gerekirse kırmızı alanlar sadece şurası. Kırmızı ve yeşil alanlar burası. Yani iki tane grafiği sağlayan alanlar. Ancak bize 3 kısıtı da sağlayan çözüm bölgesi, olurlu çözüm bölgesi olarak isimlendirilir. Dolayısıyla sadece şu bölge hem mavi hem yeşil hem de kırmızıya sahip olduğu için şu bölgeyi olurlu bölge olarak kabul ediyoruz. Şurada ise sadece yeşil ve mavi noktalar var. O yüzden olurlu bölge değil. Şu noktada sadece mavi noktalar var. Şu bölgede. Şurada mavi ve kırmızı noktalar var. Dolayısıyla göstermemiz gerekirse, örneğin siyah çizgiyle gösterelim. Siyah düz çizgiyle. Şuradan başlıyor olurlu nokta. Şuradan devam ediyor. Şurada bitiyor ve sıfır, sıfıra sıfır noktasından itibaren olduğu için çözümlerimiz bunun alt tarafındaki ya da üst tarafındaki bölgeler olurlu çözüm bölgesi değil. İsimlendirecek olursak şuraya yazalım. Olurlu bölge. Yani bizim çözümümüzü arayacağımız bölge burası. Tabii şuradaki noktayı da atlamayalım. Oradaki noktaya bir ok çizelim ve buraya da çözüm noktası, en iyi çözüm noktası diyelim. Diyelim. Yine aynı şekilde oklarla şuraları da gösterebiliriz. Buradan bittiğini söyleyebiliriz. Evet, bu videoda doğrusal bir programlama problemi ScienceSpy kütüphanesi kullanılarak Python'da nasıl çözülür onu göstermeye çalıştım. Ve gösterdiğimiz çözümü grafik çözümü üzerinde okumaya çalıştık. Bulduğumuz en iyi çözüm noktasını ve problemimiz için olurlu bölgemizi gösterdik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.